Değerli dostlar, bir miktar topladığımız lavantin bitkisi. Bu lavantin otu oldukça hoş, etkili bir aromaya ve kokuya sahip. Şu anda mis gibi kokusunu duyabiliyoruz. Bitki, park ve bahçelerde yer örtücü olarak kullanılan ve hava sirkülasyonunun olduğu yerlerde gün boyu kokusuyla hissedilebilen bir özellikte. Hemen bakın, burada sarı renkli çiçekleriyle bitkiyi tanıyabiliriz. Özellikle park bahçelerde çokça kullanılır ve bilimsel ismi Santolina sampaegypariscus olarak geçmekte. İşte bahçenize rahatlıkla yetiştirebileceğiniz, kokusunu gerçekten güzelliğiyle hissedebileceğiniz bir bitki, lavantin bitkisi. Lavantin bitkisinden çoğaltım oldukça kolay, çelikle üretiliyor. Hemen biz bunları aldık arkadaşlar, az önce görüntülerini gösterdiğimiz bölgede, ve bunları fide haline getirdik. Birazdan perlit ortamına dikimini gerçekleştireceğiz ve birkaç hafta içerisinde köklenerek her biri bir lavantin fidesi olacak şekilde üretim yapacağız. Daha sonra çeşitli yerlerde kullanacağız. Normal gen sürgünlerden olursa bu alınan çelikler daha çabuk köklenir. Ama bulamazsanız şunun gibi yaşlı sürgünlerde alınır. Bu biraz köklenmesi uzun sürer, yaklaşık 25 gün. Yaklaşık 20-25 gün. Ama köklendikten sonra güçlü bir lavantin fidesi olarak elde edilir. Bunu çoğaltım amaçlı aldık ve bir miktar da, değerli dostlar, şu kadarını da ayırdık. Şimdi bunu kurutacağız ve şifalı çayını yapacağız. Bu lavantin bitkisini yetiştirdikten sonra özellikle sonbaharda hafif bir budamayla fazlalık olan yaprakları alıp kurutup görmüş olduğunuz şu sarı renkli çiçekleriyle şifa niyetine de kullanabilirsiniz. Özellikle çayı yapılıp içildiğinde tansiyon düşürücü bir etki gösterdiği, aynı zamanda aşırı heyecan gidermede, yine karaciğer hasarlarını tedavi edip çalışmasını iyileştirdiği ve en önemli özelliği de hazım zorluğu ve bağırsak faaliyetlerini iyileştirdiği biliniyor. Çok güzel lavanta çayına benzer bir çay elde edilebilir ve dediğimiz gibi bu özelliklerinden dolayı kullanılabilir. Bunu da kurutup koleksiyonumuza dahil edeceğiz. Ancak bizim birinci amacımız lavantin dallarını çelik halinde aldığımız kısımlarını köklendirerek yeni fidanları elde etmek ve çoğaltımını sağlamak. Bulduğumuz bölgelerden numune şeklinde alıyoruz ve arkadaşlar, tıbbi aromatik seramızda, işte hemen gösterelim, bu alanda birçok şifalı bitkiyi köklendirerek yeni bitkiler, yeni fidanlar elde ediyoruz.